Evet, maç öncesi Kasımpaşa için analizde konuştuğumuz iyi geçiş yapan atletik oyuncular olan bir takımdı. Maçın hemen başında bu opsiyonlarını kullanarak golü buldular. İlk yarı boyunca yine oyunu domine ederek ama ceza sahasında yeteri kadar rahatsız edici olmayarak denemelerde bulunduk. İkinci yarı bu denemeler biraz daha gole yakın bir hal aldı. Buna rağmen skoru bulamadık ve bu arada rakibin de yine bir iki tane geçişi, hücum geçişi oldu. Ve maçın sonuna kadar denedik ama yetersiz kaldık ve maalesef bu önemli maçı kaybettik. Evet, sadece bu iki haftalık söyleyemeyiz. Çok uzun periyotta sadece Adana Demirspor'u yenebildik. Benim teknik direktörlüğüm, yönetimin birçok maç oynadık ve bu kadar çok maç içerisinde sadece bir Adana Demirspor galibiyetimiz var. Yani bunu iki maça değil, negatif anlamda daha büyük bir periyoda rahatlıkla yayabilirsiniz. Burada şehrin bana ve ekibime olan güvenini yavaş yavaş eritiyor ve karşılığını veremiyoruz. Bunun nedeni ne oyuncularımızın sahadaki performansıdır, ne de taraftarımızın söylediği gibi transferlerin gelmemesidir. Bunun tek sorumlusu vardır. O da nasıl iyi gittiğimiz zaman alkışlanıyor isem, bugün de bunun tek sorumlusu vardır. O da bunu ucuz bir kahramanlık olarak söylemiyorum. Takıma kol kanat germek için söylemiyorum. Gerçek tam da budur. Bu kötü gidişin tek nedeni vardır. O da İlhan Palut. Geçen haftayı incelediğimizde iki takımın da bu hafta mutlak kazanması gerekiyordu. Biz 2-0'dan 2-2 beraberlikle kaybedilmiş bir 2 puan vardı. Rakibimiz de farklı bir mağlubiyet almıştı. Böyle durumlarda mental gücün, mental dayanıklılığın öne çıkacağını, önemli olduğundan konuşmuştuk. Maça erken golle başladık. Çünkü İlhan hocamızın yıllardır oynatmaya çalıştığı bir sistem var zaten. Rakibimizi çok iyi analiz edebildik. Ona karşı defansif planı iyi uyguladık. Bugün de biliyorduk ki doğru defansif duruşla kazandığımız toplar sonrası tehlike yaratabilecektik rakip kalede. Bugün Mamadofoğlu'nun santrafor oynaması bu planın bir parçasıydı. Çünkü savunma arkalarına yapacağımız koşuları hedeflemiştik. Mamayı merkezden kenara doğru half space'lere koşturup savunma arkasında topla buluşturup sonuçlandırma, destek veren oyuncularla sonuçlandırmayı planlamıştık. Bu plan tuttu. Meyvesini de verdi. Mama taşıdı, Morta sonuçlandırdı. Daha sonrasında yediğimiz tabii ki iki tane duran top golü var. Bu sezon duran toplarda biraz daha iyi performans göstermemiz gerekiyor savunma anlamında. Bugün onlardan ikisini yaşadık. Fakat goller geçerli olmadıktan sonra kırılmadık, devam ettik. Oyunun sonuna kadar skoru korumayı bildik. Çeşitli formasyonlara geçtik. Beşli oyun, altılı oyun oyunun son bölümünde. Çünkü tamamen uzun topa dönmüştü rakip. Doğal olarak zaman daraldıkça direkt hücumları denediler. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde bir milli ara var. Bu milli arayı hem çalışma anlamında hem de psikolojik anlamda iyi geçirip fırsata çevirip daha güçlü bir Kasımpaşa gitmek istiyoruz.